Berat Albayrak. 21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Kıymet'tir. Serhat adında bir abisi olan Albayrak, aslen Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesinin Yenice köyünden. Lise eğitimini Fatih Koleji'nde tamamlayan Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta finans üzerine yüksek lisansı yaptı. Pedras Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları ve finansmanı uygulamalı başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. İşletme yönetimi yüksek lisansı eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev aldı. 2002-2006 yılları arasında Çalık Holding'in Amerika Birleşik Devletleri ofisinde finans direktörlüğü yaptı. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye dönen Albayrak, Holding'in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e genel müdür olarak atandı. Albayrak aynı zamanda grup içi firmalarda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Albayrak Trabzon ziyareti sırasında Trabzonspor'un yeni sezon forması hediye edilince yalnız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonunun formaları dedi. Bu ifadeyle 2011 Türkiye Futbolu şike davasına gönderme yapıldı ve 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğu imasını öne süren Fenerbahçe camiası tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarları Berat Albayrak'ın 2016'da yaptığı bir konuşmada Trabzonsporlu 5 bakanımız var, bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımız biliniyor demesinin siyaset ve futbol dünyası arasındaki gizli ilişkiler bağlamında yorumlandı. Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz Medya Grubu'na ait A Haber ve A Spor kanallarının yanlı yayın yaptığını ileriye süren taraftarlar, maçlarda A Spor dışarı sloganları atmaya başladı. Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın 2017'de Trabzonspor Divan Kurulu toplantısında "Soruyorum şimdi yönetimdekilere, bu stadı size kim yaptırdı, bu reklamı size kim aldı, hiç kimse size kredi vermezken milli bankalardan yeni kredi aldınız, nereye harcadınız" dediği bir videoda yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Alanya Spor ile 1-1 berabere kaldığı maçta damat istifa şeklinde sloganlar atıldı. Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında yaklaşık 13 dönüm arazi satın aldığı, bu satın almanın projenin duyurulduğu 2011 yılından bir yıl sonra gerçekleştiği yönünde bir haber Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Damat işi biliyor başlığıyla yayınlanan haberde, şu anda tarla olarak görünen arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için hazırlanan nazım planında konut alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtildi. Albayrak'ın avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada bir adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsada 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkarıldığında yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Berat Albayrak bu iddiayı ortaya atan haberlere ve internet sitelerine karşı hukuki süreç başlattı. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği Berat Albayrak'ı haklı bularak mevzu bahis haberlere ve internet sitelerine erişim engeli getirilmesi kararını aldı. Aynı karar çerçevesinde Le Monde dergisinin Berat Albayrak karikatürünün yer aldığı kapağa da erişim yasağı getirildi. Haberi yapan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında da kamu görevlisine hakaret iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurunun yapıldığı gün içinde bir karara varması, Berat Albayrak'ın siyasi nüfusunun kararı etkilediği iddialarına da neden oldu. Berat Albayrak bu iddialara karşı da hukuki süreç başlattı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Berat Albayrak'ı haklı bularak bu haber ve internet sitelerine erişim engeli getirdi.
2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde köşe yazarı olarak görev alan Berat Albayrak, Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans alanında da dersler verdi ve birçok sivil toplum kuruluşunda da çeşitli görevler üstlendi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 64. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette bu görevine devam etti. 2017 Anayasa Değişikliği referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimlerinin ardından kurulan 66. hükümette Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini atandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile evli olan ve 4 çocuk babası olan Berat Albayrak, manken Özgür Ulusoy'u bir yatın içinde gösterdiği iddia edildi. İsimli sayfa tarafından 22 Haziran 2019'da Facebook'a yüklenen fotoğraf yaklaşık 200 kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sonrasında fotoğrafın montajı olduğu, 2017 yılında kaydedilen asıl fotoğrafta ABD'li şarkıcı Selena Gomez ve The Weeknd olarak bilinen şarkıcı sevgilisi Tesla'ya bulunduğu ortaya çıktı. Berat Albayrak, 2018 yılında bakanlık görevine getirildiğinden itibaren çeşitli eleştirilerle de karşı karşıya kaldı. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının finans çevrelerini tedirgin ettiği ve bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanmasına yönelik endişeleri arttırdığı yönünde yorumlar yapıldı. 12 Eylül 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu'nun başkan vekili oldu. Albayrak 8 Kasım 2020'de resmi Instagram hesabından yaptığı bilgilendirmede 2018'den beridir sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları ve ailesiyle zaman geçirmek istediğini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasının ardından Türk lirasının piyasalarda değer kazanmasıyla Albayrak'ın gelişmeleri itibariyle kesinleşmemiş istifasıyla istifa öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanması birer etken olarak değerlendirilmiş ve bunlar ekonomistlerce Türk lirası açısından olumlu bir gelişme olarak addedilmiştir. Albayrak'ın istifası açıklamadan 25 saat sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve yerine Lütfü Elvan atanmıştı. 27 Kasım 2020 tarihinde ise Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etmiştir.